İnsan 90'lardaki ruhu özlüyor. Murat Hamungan'dan besleniyorduk. Küçük İskender'den beslenirdik. Orhan Veli'den, Nazım Hikmet'ten. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en güzel aşk şarkılarından birini yazdı Cem Karaca. Islak ıslak ıslak ıslak. Alkışlarınızla Haluk Levent, hoş geldiniz, koş koş! 2, 3, 4, Haluk Levent! Alışamadık! Nereye saklarsın yıkılmış bir aşkı? Yoksun sen aslında, yalnızım! Hasretler ayrılıkla başlar. Rap, rock'un boşluğunu doldurdu. Rock müzikte maalesef bir protest söylem eksildi. Söz söylemeyen rockçılar ortaya çıkarsa, söz söyleyen rapçiler onların pazarını alır. Rapçiler söz söylüyor. Derinden söylüyor, ciğerine giriyor. Her şeyi de söylüyor patır patır. İsyanını dile getiriyor. Ben geçmiş yıllarda Kral Çıplak albümünde rap'e benzer bir şeyler yaptım zaten. Hem rapçi okuttum, hem kendim de böyle bir şeyler yaptım. Yani uyarsa, şarkının gidişatına uyduktan sonra neden olmasın ki? Çek çileleri çek çek, niye alışamadım ben bu düzene? Alışamadım. Güzel, iyidir. Bizler şanslıydık. Diyelim ki bir sanatçının imza günü kalabalık geçiyor. Aynı zamanda bir yazarın imza günü çok kalabalık geçiyordu o dönemlerde. İşte gün doğmadan deniz daha çıkacakken, bembeyazken çıkacaksın yola. Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında, içinde bir iş görmenin saadeti gibi. Yani bizler 90'lı yılları yaşayanlar şanslı. Çünkü şairler vardı, kitapları çok satan. Oradaki müziklerden besleniyorduk. Orhan Veli'den, Nazım Hikmet'ten, Ahmet Arif'ten, Vedat Türkeri'den, hepsinden, Atal Behramoğlu'ndan, hepsinden besleniyorduk ve onların şiirleri bize çok büyük zenginlik koyuyordu. Muazzam bir zenginlik oluyordu Canil Celal'ın. Başka türlü bir şey benim istediğim, ne ağaca benzer ne de buluta. Burası gibi değil gideceğim memleket. Deniz ayrı deniz, havası ayrı hava. En çok sevdiğim albüm, üzerinde pek fazla çalışmadığım albümdü. Leyla.com vardı. Biraz aranje olarak çalışabilseydi çok güzel olurdu o albüm. Çok çok güzel yerlere gelebilirdi. En iyi rock müzik. Benim sevgili kardeşim Haluk Levent'e. Haluk Levent geliyor. Alkışlarla Haluk Levent sahneye. Cem Karaca sadece söylemekle de anlatılmaz. Yani yaşanır adam, bir dönemin bir Anadolu rock kralıydı. O ve Barış Manço ile beraber. O da çok şair sevmemize neden oldu. Yaptığı şarkılardaki tavır Anadolu rock ruhunu tam olarak yansıtıyordu. Çok güzel şarkılar yaptı. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben konserlerimde ne derim biliyor musun? Türkiye'nin son 100 yılda en güzel aşk şarkılarından birini yazacağım Karaca. Islak ıslak. Islak bakma. Sürerim buluttan tarlaları, yağmurları ekerim göğün göğsüne diyor. Güneşte demlerim senin çayını, yüreğimden sizler öyle veririm. Yani bu daha nasıl anlatılır bu şarkı? Bence bu bence. Tabii herkes kendine göre yok kardeşim şu sanatçının şu şarkısı diyebilir. Mesela Güllerin içinde de dersin, Masraflı Altın onu da dersin. Fakat ben aşk şarkısı olarak bu sözlerin üzerine söz tanımıyorum. Eğer gençleri kötü buluyorum desem ya da ah be biz gençken neler vardık filan dersem, hiç kendimizi yaşlı görmesek de rahmetli babamın benim hakkımda söylediklerini o zaman yatsırım. O zaman ona kızmamam lazımdı. Şimdi benim babam biz ah be gençler filan derken ben kızıyorsam ona, o zaman şimdiki gençlere ben kızmamalıyım. Henüz Akdeniz akşamlarından önce ben de elimde gitarla Gül Pembe çalıyordum. Seviniyorsun sonuçta, şarkın yıllarca sahillerde çalınıyor. İşte ben böyle insanlar zaten koronadan sonra da para peşinde koşmaya başlayacak. Unutulur gider. Bizler neler unutmadık yani. Geçmişimizden örnek almayan topluluklarız bizler. Para. Benim büyük abim Recai'nin bir şiiri vardır. Sen diyor alnındaki bir lekesin kimi zaman. Kimi zaman sokaklarda aç kaldığında baka kaldığın simit tezgahları, kimi zaman yürürken ne yapabilirim diyebileceğin bir şımarıklık diyor. Para işte kimi zaman mutluluk, kimi zaman mutsuzluk. Azı olmayacak, çoğu da olmayacak ama olacak. Yeni dünya eskisi gibi olacak, hiç değişmeyecek. Değişemez çünkü, değişebilecek kriter yok. Yani bugün ülke başkanları kendi merkez bankalarının rezervlerini dikkate alarak dışarıda konuşmalar yapıyor. Bugün ülke başkanları kendi iç politikada neler diyecek diye dışarıda politika yapıyor. Yani duygusal davranıp da buzullar suya gidiyor, ben Fransa Başbakanıyım, ya yazıktır, buzullar var, yazıktır, gariptir diye bakmıyor. Ben ne söylemeliyim ki ülkemin asli çıkarları diğer ülkelerin çıkarlarından az olmasın diye bakıyor. Onun için dünyanın değişme şansı yok yani. Umutlarım, dünyaya bakışım ve tünelin ardında gördüğüm o ışık beni ayakta tutuyor. Diyorsun ki her şey yerine oturmalı, her şey daha iyi olmalı. Her şeyi, çektiğin bütün sıkıntıları aşacaksın ve çok büyük mutluluklar olacak. Zaten umut, yaşama olan sevincin yarısıdır. Neden ünlü yaptılar? Türkiye'nin en güvenilir ünlüsü. Ortaya koyduğunuz şeyleri yerine getiriyorsunuz, görevleri. İnsanlara verdiğiniz sözleri tutuyorsunuz. Zaten bizim toplumda söz verilen ve yerine getiren kişi güvenilir. Herhalde Ahbap'taki çalışmalarından dolayı öyle yaptılar. Ya bundan ayrıca bir gurur falan duymuyorum hani. Gereği bu diyorum, hani insanlar sen açık oldukça güvenirler diyorum. Kapris, kibir, kıskançlık, kompleks ve kin. Bunun hiçbirinin bende yeri yok. Olmayacak da çünkü insanın doğası gereği bu tür kavramlar insanın yaşamını olumsuzluğa itiyor. Herkeste böyle şeyler olabilir ama bazıları diyor ki bu bir aksesuar. Hayır. Ben kompleksin, kapresin, kinin bir aksesuar olduğuna inanmıyorum. Bence bu bir insanın üzerindeki fazla kilolar, yürüyerek, spor yaparak atması gereken, rahatsızlık oluşturabilecek kilolar. Bir an önce terle ya da zayıflayarak atması gereken kilolar. Onun için bu kavramlar insanlardan atılmalı. Yani ben insana, doğaya, bütün takipçilerime, benim bütün sevenlerime aşığım zaten. Adana'da özde bir kültür var. Hani sıcak ve karşılama kültürü. Komşuluk ilişkileri çok yaygındır bu nedeni. Bencil, bireysel yoktur. Çocukları oradadır, komşuyu arar. Bak benim çocuklarım sıkıntıda der. Hani Adana'da öyle bir sıcaklık vardır ve güzel bir sıcaklıktır. Sadece benim. Benden başka kimse yok. Yani benim sosyal medyamı şu anda yönlendirecek, yani Twitter'dan bahsediyorum. Instagram'a pek girmiyorum ama Instagram'a bir iki tane benim ekipten hani Ahbap'taki çocuklar birkaç fotoğraf atıyor bazen. Ama ben Twitter'ı tek başıma yönetiyorum. Attığım tüm tweet sorumlulukları bendedir yani kuzenim attı falan yok yani.